Efendim merhaba. Evet, yeni bir programla yine karşınızdayız bugün. Tabii ülkede gündem olan konuları değerlendirmeye çalışacağız. Bugün özellikle ekonomi var gündemimizde. Dövizi işte takip ediyoruz. Ülkede herhalde özellikle döviz cinsinden borcu olmayan insan da zannederim yok. O anda kendini çok şanslı hissetmesi gerektiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Tabii Türkiye'deki siyasi konjonktürün yarattığı bir takım olumsuzluklar, dünyanın içerisine girdiği, Çin'in yeni işte içine girdiği durum ve tüm bunların yansıması nereden nereye geliyor, bizleri vuruyor. Biraz tabii sadece bu değil, hükümetlerin ne yapması gerektiği yönünde de konuşmak lazım. Ve bugünün ana gündem maddesini de bu şekilde belirledik. Mehmet Saydam bizlerle birlikte zaten yazılarıyla da bu konuyla ilgili neler olması gerektiğini söylüyor, işaret etmeye çalışıyor. Biz de bugün daha da bir program süresi içerisinde bu yazılıp çizilenleri daha da açmaya, daha anlaşılır bir dile sokmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayet. Evet, nereden başlayalım? Önce dilerseniz bu içine girdiğimiz ortamı değerlendirelim. Yani tabii ki geriye dönüş çok mümkün değil mevcut durumun içerisinde ama bireyler üzerinden ve sonrasında devlet üzerinden belki ne yapılması gerektiğini tartışmaya çalışalım. Ama önce bir durum saptaması yapalım. Bugünkü bu konjonktür belli ki devam edecek bir süre tabii. Daha. Ne bekleniyor? Öncelikle şimdi gidişat nasıl? Şöyle başlamak lazım. Bu olayı bugün için değerlendirmek lazım. Çünkü bu özellikle 2012-13 bandında başlayan bir tırmanıştı. Ve ben geliyorum diye. Yani hani futbol maçlarında vardır ya göstere göstere gol atmak. Bu aslında biraz ona benziyor. Çünkü kimse de şunu konuşmuyor ama saptamayla başlamak gerekirse saptama şu. 2002 krizi sonrası 2003-2010 yılları arasında 1.50-1.60 bandında seyreden dolar bugün 2.90. Hatta 3'ü gördü biliyoruz. Bu şu anlama gelir. Son 4 yılda düzenli bir yükselişle bir devalüasyon yaşanmıştır. Devalüasyon nedir bizi izleyen sıradan vatandaşımız için? Türk lirasının diğer yabancı paralar karşısında değer kaybıdır. Bu da hesaplandığında yaklaşık %48 bankında bir rakam çıkar. Yani Türk lirası son 4 yıl ortalamasında %48 devalüe olmuştur, erimiştir. Dolayısıyla halkın bir kere satın alma gücü buna paralel olarak %48 oranında düşmüştür. Ancak hangi halkın düşmüştür? Onu ayırt etmek lazım. Türkiye halkının değil, KKTC halkının. Çünkü Türkiye her ne sebeple olursa olsun 70 milyon, 80 milyon ekonomide hemen hemen piyasanın %80'ini TL üzerinden fiyatlanmaktadır. Evet, onlarda da birçok ithal edilen ham madde vardır. Ancak ciddi bir de yerli üretim var. Tabii. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tüketimin %90 bandı ithal ürünlere dayanır. Dolayısıyla ithalata dayalı yaşayan bir ülkede 2011 yılından beri yükselen, düzenli yükseliş gösteren ve günün sonunda %50 bandına yakın devalü olmuş bir Türk lirasına karşı hükümetlerin hiçbir önlem almaması kesinlikle bir hata olarak nitelendirmelidir. Benim için devlet bakidir. Hükümetler gelip geçiriyor çünkü hükümetlerin sağlık, ekonomi, dışişleri gibi ana başlıktaki konuları çocuk oyuncağı değil ve devamlılık arz etmek zorundadır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan erime ki bu Türkiye oranına yaklaşık bir 10 katı erimedir. Tamamen bizi 2010 sonrasında yöneten hükümetlerin ve hala hazırda yönetenlerin yönetim ve bilgisizlik zafiyetinden kaynaklandığını görüyoruz. Bunun için de bir örnek vereyim. Hatta bu örneği de bizi izleyenler lütfen internette KKTC bütçeden kontrol edebilirler. Şimdi şöyle düşünün Aytu. Bundan 3 sene önce 10 milyon dolar bir ithalatı var KKTC ekonomisinin. Yani her ay 10 milyon dolarlık ürün ithal ediyoruz ülkeye. Devlet de bunun üzerine fix bir vergi alır. İşte peşin kadeve alır, gümrük vergisi alır, fiyat istihbar fonu alır. Bunun ortalaması %20 ile %25 bandı arasındadır. %20 diyelim ki kolay hesaplansın. Bundan 2 sene önce 10 milyon doların karşılığı 22 milyon TL'ydi. Bunun %20 vergisi 4.4 milyondu. Devlete gelir. Devlete gelir. Şimdi
Aynı 10 milyonun karşılığı neredeyse 30 milyon ediyor. Bunun %20'si 6 milyon ediyor. Eğer girip de KKTC'deki bütçe dairesinin verilerini, gerçekleşmiş verilerini incelerseniz şöyle bir vahim durumla karşılaşırsınız. 2014'ün Temmuz sonuyla 2015 Temmuz sonu arasındaki ithalatta çok büyük bir matrah olarak çok büyük bir gelişme veya çok büyük bir artış yoktur. Ancak devletin aldığı gelirde tam tamına 95 milyon TL artış var. Bu nereden kaynaklanabilirsiniz? Kur farkından. Yani devlet oturduğu yerde kur artarken, halkı da fakirleşirken kendi ceviz çuvalını, kendi bütçesini doldurduğu için hiçbir sıkıntısı yoktur. Zaten talep edilen, yapılması gerekenler sıralanırken de en başta bunlar geliyor. Tabii. Komik olan da şu, bana göre trajikomik olan da şu. Şimdi hükümet şunu söylüyor. Halktan gelen talep üzerine ne yapacağımıza bakacağız. Senin önceliğin zaten halkının refahını korumaktır. Eğer hükümetsen önceliğin halk olmalı. Şimdi duyuyoruz hükümet ne yapabileceklermiş toplantısı yapıyorlar. Bu ne kadar vahim bir durumdur ki bütün ülkeler 2014 bütçesinde 2015 krizini öngörmüşlerdir. Ki bu krizi de açacağız birazdan. Yani global krizin TL üzerindeki etkisi çok tartışılır ama iç politikasıdır esas bunu tetikleyen. Ve biz ülke olarak hiçbir şey yapmamışız. Halihazırda yapacak çok şeyimiz varken yapamıyoruz. Ve devlet demiyor ki ben halka maliyet yaratan sistemimi değiştireyim. Bu nedenle diyor ki işte borçlanırken döviz borçlanmasını yasaklayayım. İşte kirayı TL'ye çevireyim. Allah aşkına bir düşünün. Ekonomi tek bacaklı değildir. Bir kiracı var, bir ev sahibi var. Şimdi ev sahibine diyeceksiniz ki artık TL kiralayacaksın. Ev sahibi sana diyecek ki ya 4 yılda TL %48, %50 develeye oldu. Devalüasyon geçirdi. Nasıl TL kiralayayım? Yasa kardeşim bu. TL kiralayacaksın. 1500 TL. Ev sahibi de verecek biliyor musun? Aynen öyle. Kuru 6'ya sabitledim. 300 pound 1800'de kiralıyorum diyecek. Bunların hiçbiri çözüm değil. Devlet çünkü neye müdahale ediyor? Kendi alacağına değil. Vatandaşların arasındaki ticarete müdahale etmeye çalışıyor ki ekonomik mantığından hiçbir alakası yok. Dövizmiş borçlanmasın insanlar. Nerede yazar ya bunun kitabı? Öyle bir yasaklama yapamazsın sen. Yoktur böyle bir şey. Bunun yerine madem ciddisin dersin ki arkadaşlar Türk lirasının faizi yüksek. Bunun %2'sini ben kompanse edeceğim der. Çıkarsın ortaya. Dönersin gümrük vergini indirirsin. Ondan sonra bu gümrük vergini indirdikten sonra piyasayı ucuzlattırırsın. Sen piyasayı pahalandırıyorsun. Sonra dönüp toplumla biraz da gerçekten alay edercesine ne yapacağımıza bakacağız gibisine bir açıklama yaparsın. Bu 95 milyonluk artışın en büyük iki kalemi 26 milyon TL fiyat istihdar fonu, 32 milyon TL de peşin KDV. Yani tüccar da ürünü satmadan evet, ödüyor zaten. Sadece 65 milyon devlete para ödemiş. Peki fiyat istihdar fonu ne için toplanıyordu eskiden? Bir gün döviz patlar da ülkenin ekonomik gücünde azalma olursa bu fondaki para bunu kompanse etsin diye kullanacaktı. Ama biz bunlarla maaş ödüyoruz şimdi. Evet. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum kesinlikle mikro birçok hamle ile az önce söylediğim gibi yani sen diyebilirsin ki devlet olarak ben gümrükteki ithalattaki dövizleri fixledim diyebilirsin. Vergi oranını düşürebilirsin. İnsanlara tüketime yönelici cesur kararlar alabilirsin. En basitinden birini söyleyeyim. Ülkemizde bir dönem hatırlıyorsunuz Annan planından sonra ciddi bir ekonomik refaha ulaşmıştı geçici bir süre. Bunun başında da birçok ülkede olduğu gibi inşaat sektörünün bir anda büyümesi gelmişti. Evet. Ekonomilerde nüfus, yani nüfusa bağlı tüketim ve toprak çok önemli şeylerdi. Çünkü toprak öyle bir sermayedir ki hem pahalı bir şeydir hem de ülkelere ciddi döviz, yabancı kaynak getirmesini sağlar. Şimdi bizim ülkede binlerce satılmamış daire var, binlerce ev var. Birçok vatandaşımızın şu an ana parası düşük, borçları var ama faiz üstüne bindikçe ödeyemiyor. Ama elindeki emtiayı satsa bu parayı alıp borcunu kapatacak. Bizde yasa var. Bir yabancı, ki bu yabancı KKTC vatandaşı olmayan insanlar için kullanılır. Bir TC vatandaşı, bir Fransız, bir Alman hiç fark etmez. KKTC'den sadece bir daire veya bir dönüm arazi satılabilir. Onun dışında satılması yasaktır. Bu neyi sağlar size? Siz o zaman toprağınızı satamazsınız. Yani ekonominin en temel kaynağını pazarlayamazsınız. Peki alıcılar kim? Aynı insanlar. Ali, Veli, Mehmet.
Dolayısıyla sizin yarattığınız ama adına sanki de dünyanın uyguladığı ambargo dediğiniz bu yalan ekonomide siz daralmaya ve yok olmaya mahkumsunuz. Şu an KKTC ekonomisinde hükümetin ciddi anlamda bu verdiğim toprak olayı dahil, satışlar dahil, yüksek vergi dolayısıyla dahil müdahale edebilme imkanı olan birçok alan vardır. Ancak bunu öngörebilme ve bunu bütünlüklü bir çözüm halinde sadece ekonomi olarak değil yani turizminde de, ulaştırmasında da, bayındırlığında da, eğitiminde de tek çatı altında iyi bir ekonomik paketle hazırlayacak bir know-how'ı hükümetin şu an öncekinden şimdikinden yoktu. Zaten olmasını da istemiyorlar. Çünkü olmasını isteseler bunu soracağı insanlar var. Ancak bunu tercih etmiyorlar. Şu an çünkü tek taraflı olarak devlet sürekli olarak para kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomi Bakanı dün bir açıklama yaptı. Dedi ki bu kadar çok yükseldi döviz dedi. Artık dedi bazı yabancıların ve devletin yapacağı yatırımlar belli bir süre ertelenecek. Kusura bakmayın. Çok mertçe bir açıklama yaptı. E peki bu şimdi oturup da güya talep geldi de ona göre çözüm bulacaklar ki belli ki medazorya oturdular da bir şey de çıkmayacak. Eleştiriler yoğunlaşınca bir şey yapma. Sadece sözde kalacak bu. Sanki. Ben size söyleyeyim ne olacak. Dün Türkiye Cumhurbaşkanı hükümetin kurulmasıyla ilgili ikili seçimi gösterdi. İkinci seçim herhalde Ekim ayının ortasını bulur. Evet. Seçim olduğu gün eğer aynı konjektür sonucu doğarsa ki şu an göstergeler o yönde. Hükümetin kurulması 2 ay, yani 45 gün daha koydum üstüne. Hafta sonlarıyla beraber 2 ay. Yani geldi size Aralık. Aralık'ta hükümetin kurulana kadar zaten döviz ne de çıkar? Şu o belirsizliğin içerisinde. Belirsizliğin içinde herhalde dolar 3.30 sınırına dayanmış olur. O kadar ciddi sıkıntı yaşanır. Bunun üzerine olası hükümetin kurulamaması durumunda ne olur? Onu hiç düşünmek bile istemeyiz herhalde. Ama en iyi ihtimalle hükümetin kurulması, bütçesinin ve planlarının onaylaması Şubat 2016'yı bulur. Bu da demek ki 2015 külliyen kayıp, 2016'nın ilk iki çeyreği kayıp. Ve böyle bir belirsizlikte çok ciddi önlemler alabilmesi gereken KKTC tam aksine inanılmaz spekülatif haberlerle sektörü daraltıyor. En basit de İkili görüşmeler arasında güneyde yayınlanan ve çözüm sonrasında Türk malı dışındaki tüm malların, eşdeğer malların dahil, tanzim veya takasa gideceği, zaten devlet eliyle daraltılan inşaat sektörünü tamamen iflasa sürükleyip en büyük gelir kaynağını ortadan kaldırmış durumda şu an. Yani artık çok ciddi bir sıkıntı var bu konuda. Dolayısıyla buna bir farklı bakış açısı da var. Yani bu dövizin bu kadar fırlaması sırasında inşaat sektörünün biraz daraldı. Yani kapı sorununa çekmeyen hiç bir kesim de var. Yabancı geldiği zaman bir İngiliz vatandaşı, örnek vereyim size. İngiltere'de adam Londra civarında bir apartman dairesi varsa, adam bu apartman dairesini çok rahat İngiltere'de gelenler bilir. 250-350 bin istediğin karşılığında satar. KKTC'ye gelir bu parayla cebinde. Emekli maaşı da vardı. Burada krallar gibi yaşayacaktı. Çünkü adam 1000 pound emekli maaşı alsa 4800 TL demektir bu. 4.40'da. Adam gidiyor cebinde 250-300 bin poundla iki tane ev almak ister. Biri kendine, biri de yatırım için. Siz adama dersiniz hop bir ev alabilirsin. Ne için? Yasa öyle. Yasa da öyle bir yasa ki 1 artı 1 da bir eve girer, 10 artı 1 ev de bir eve girer. Yani bu kadar yani komik bir durum. Dolayısıyla dünyanın oynadığı lig farklı, bizim yaşadığımız lig farklı ama bunun ambargo ile hiç ilgisi yoktur. Bu tamamen vizyon konusu. Vizyon konusu ve bizi yöneten hükümetlerin vizyonsuzluğuyla alakalı. Yani dün, bugün sanırım Türkiye İş Bankası Genel Müdürü sorulan bir soruya şöyle bir cevap verdi. İşte Türkiye'nin elindeki döviz rezervi yeterli mi? Çok güzel bir cevap verdi. FED'den dedi Türkiye'ye boru hattı döşeyip de para sevk etseniz o rezerv gene yetmez dedi. O kadar da basittir. Yani Türkiye'nin müdahale şansı sınırlıdır ama kurun bu kadar fırlamasının sebebi de belli kesimlerin bunu siyasi istikrarsızlık başta olmak üzere tetiklemesidir. Ama her ülke kendi içine değerlendirmelidir. Biz KKTC olarak da kendi içimize değerlendirmeliyiz. Bunu Türk lirası kullanan bir toplum olarak ülkeye döviz girdisi yapmak zorundayız ve piyasayı ucuzlatmak zorundayız. Herkes şöyle diyor... Euro da yükseldi, güney de pahalanacak. Evet, o yüzden fiyatlar eşitlenecek. Hiç öyle bir şey yoktur. Şu an birçok üründe güney daha
ucuz pozisyona düşmüştü. Çünkü açık söylemek gerekirse Türkiye Yunanistan üzerinden güneye bir ayda ürün yolluyor. Ve gümrük birliğinden dolayı %25 gibi bir maliyetleri yok. Ama Türkiye bana yollarken %25 vergi alıyorum ben. O da bana vergi uyguluyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin güneyle rekabet etme şansı bu ortamda bile, hele dövizin bu kadar yukarıya çıktığı bir halde, mümkün olmaktan öte rekabeti gerçekten ciddi şekilde açılıyor ara. Ve insanımız o kadar zor günler yaşıyor ki daha da bu zorlanacaktır. Duyuyoruz maalesef birçok kişi çocuğunu eğitim kalitesi daha yüksek olduğuna inandığı özel okullardan. Evet, çünkü KKTC'deki milli eğitimde verdiği eğitim tartışılı bir pozisyona gelmiş yıllardır. Bu bireylerin kendi tercihleri tabii. Özel okulda okutmaya çalışan birçok insan görüyoruz ki çocuklarını tekrardan devlet okullarına yollamak zorunda kalıyor. Okullar şu an, düşünün, üniversiteler, özel okullar, birçok işletme tüketiciye karşı kurunu sabitliyor. Kur düşmesine gidiyor ama devlet hala tam tersine ithalatta başta olmak üzere birçok üründe vergisini en toptan alıyor. Bugün siz TL'den dövize veya dövizden TL'ye, krediye dönmeye çalışsanız bile sizden önce devlet yüksek damga vergisini alır, cebine atar, sen sonra işlem yaparsın. Bunu da çok duyuyorum şimdi. Borçlarını yapılandırmaya çalışıyor birçok insan. Payını aldıktan sonra. Ama öyle bir yük geliyor ki üstüne, ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi bugün siz bir ipotek verip yeniden krediyi alıp, eski krediyi kapatıp yeniden yapılandırmaya gitseniz, ipotek harcı var, damga vergisi var. Bunların hepsi de devletin o günkü kuru üzerinden hesaplanıp. Yani devlet aslında şimdi yaptığı çalışmalarda neyi uğraşıyor biliyor musunuz? Hani bir zamanlar Türkiye'de en son bir Rahşan Affı diye bir af çıkmıştı ve tutuklu olan birçok insan serbest kalmıştı. O Rahşan Affı'nda çok enteresan bir madde vardı. Benim bir bireyin diğer bireye karşı işlemiş olduğu suçlar affedilmişti. Yani eğer ben bir bireyi, bir başka bireyi öldürdüyseydim affetti devlet. Ama ben birey olarak devleti dolandırdıysaydım onu affetmedi devlet. Şimdi devletin yaptığı Kıbrıs'ta bu konuşmadan çıkan sonuç o ki, devlet bireyler arasındaki döviz konusuyla müdahil. Kendi alacağına diyor ki hop, ben devletim, karışmayın ona. Benim haberim yok da bilmiyorum. Ben devlette çalışan bir kesim memurumuz. Belki de döviz ödeniyorsa devletin de bir döviz girdisine ihtiyacı vardır. Ama bu kadar da aleni bir şekilde yanlışların sonucu bizi çok farklı yerlere götürecektir. Yani ilk yapılması gereken şey kesinlikle bu devletin aldığı, kendine aldığı vergilerin düşürülmesi ya da kuru mu düşürmesi? Kuru sabitleyebilir. Kuru sabitleyebilir. En doğrusu odur. Yani oranını aşağı çekebilir. Aşağı çekebilir. Kendi gümrük hattında hesabına aldığı rakamı. Üzerinden Türk lirası krediye insanları yönlendirmek adına diyebilir ki, bankalardan almış olduğunuz faiz oranının %2'sini ben devlet olarak kompanse edeceğim diyebilir. Zaten fiyat istihdar fonu bunun için oluşturulmuştu ama devlet bunu farklı yerlere harcıyor. Ama tabii onunla ilgili de kaynak sıkıntısı çıkıyor ortaya. Bakın yani kaynak da gösteriyoruz. Diyoruz ki yani bugün şu an Kıbrıs'ta var olan birçok yatırımcı, siz adamları sınırlıyorsunuz. Bugün düşünsenize, siz binlerce evimiz var, satılamıyor. Siz yurt dışından bir yatırımcı olarak gelin, deyin ki ben bir apartmanda onda, çünkü şu an çok açık söyleyeyim, Kıbrıs'ta 2 artı 1, 3 artı 1 apartmanda yani örneğini vereyim size. İşte 40 bin ile 65 bin sitenin arasında oynuyor. Bize göre TL'ye vurduğunuzda yüksek bir rakam. Yalnız İngiltere'den gelen, Euro zondan gelen bir yatırımcı için çok düşük bir fiyat bu fiyatlar. Daha risk almaya değer yani. Değer tabii ki. Mülkün ne olduğuna bakmaksızın hiç, risk almaya değer. Ama siz adama diyorsunuz ki kardeş sadece bir tane alabilirsin. Ya düşünün siz, ben bir vatandaş olarak faizle 200 bin istelik malım var ve buna karşı verdiğim 10 dönüm arazim var ipoteğe, ki arazinin değeri 800 bin istelik. Ama ben 200 bin istelik kredi kullanmışım ve şu an kredimi ödeyemediğim için sıkıştım. Günün sonunda banka buna el koyacak, 200 bin pound'dan satışa çıkarıp bir başkası alacak. Ama kim alabiliyor bunu bir dönemden büyük olduğu için? Yine Kıbrıs'ta, yani kendi aramızda para değişiyoruz. Dışarıdan, ama bunu dışarıdan gelen bir adama almasına izin versem, 800'den değil 700'den alsa ve hemen satsam, borcumu da öderim, ekonomiye katkı da yaparım. Ha, bu kapalı sistem neden savunuluyor? İşte şimdi hükümete de söylüyorum bunu. Çünkü bu bir statükodur. Belli bireylerin, belli kesimlerin varlığına, varlık katmasına olanak sağlayan bir düzen olduğu için bu savunulmaya devam ediyor. Bir de daha farklı şey de var. İşte aman İsrailliler geldi, Ruslar geldi, alacaklar memleketin 1/4'ünü, daha biz kalacak, mülksüzlüğün
Yani bu söylemin daha gerisine gizlenildiği de Allah için biliniyor. Malta'ya bu da, bakın. Bu da Malta'da da aynı olay var. Bütün küçük ada ülkelerinde benzer olay var. Siz bundan korkarsanız yani Avrupa Birliği'ne gidin ne diyeceksiniz? Yani. Ne diyeceksiniz? Böyle bir korumacılık olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani bu tamamen ben dünyaya küstüm. Dünya bunun haberi bu yok. Bu kapalı yılların getirdiği o kapalı ekonominin ya da kapalı dünya düzeninin bize dayattığı o düzenin yarattığı bir şeydir herhalde. Bir korkudur. Diye düşünüyorsunuz ama internet icat olalı 20 yıl oldu. Demek ki vizyonsuzluktur bana göre. Tabii. Yani, vizyonsuzluktur. Çünkü, eğer hükümetsen bu radikal da sayılmayan kararı üretmen gerekir. Sen gerek. Bana şimdi diyorsun ki ben polisi sivile bağlayacağım. Abi tamam onun benim için önemi tamam da ayrı bir önemi var sosyal boyutta. Ekonomik bir boyutu yok. Benim için bunu yap. Bunun gibi birçok işim. Hamle daha yap. O zaman KKTC ekonomisi kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlar. Çünkü çok ciddi yatırımcılar var. Ve siz zannediyor musunuz ki devlet sakladığı zaman, yasakladığı zaman bir yabancının KKTC'den mal almasını yabancı almıyor. Yabancı birçok birey üzerinden farklı yollarla, farklı şekilde yasanın etrafından dolaşıp bu malı ediniyor. Ama edinirken parasını göstermiyor ve işte bu sizin bahsettiğiniz kayıt dışılığında babası olmuş oluyor. Dolayısıyla devlet eliyle pahalılaştıran, devlet eliyle tekelleştirilen, devlet eliyle yasaklar konan bir ülkede yaşıyoruz. En basit örneğini söyleyeyim size. İki yabancı bu ülkede restoran açamaz, yasaktır. İki yabancı turizm acentesi kuramaz, yasaktır. İnşaat firması kuramaz, yasaktır. O yasak, bu yasak o zaman A restoran, A turizm firması, A inşaat firması büyür. Ve kendine büyür. Topluma ve ekonomiye büyümez. Siz dikey büyüme yapıyorsunuz. Paralel büyüme yapmıyorsunuz. Dolayısıyla bu da bizim küçüklüğümüzden geldi. Çünkü yaşadız hemen hemen. Ambargo çatısı altında bize söylenen yalanın karşılığı aslında. Ambargoyu bize dünya uygulamıyor. Biz kendi kendimize uyguluyoruz. Ama o manşetin de altına saklanıyoruz. Ya. Gelen yorumlardan okuyayım biraz. Dövizin yükselmesi karşısında ekonomi daha çok sarsılacak. Bankada döviz borcu olanlar için de büyük kriz yaratır bu durum. Asgari ücretin 1700 TL olmasına rağmen halk pound'a çevrilirse bu 380 pound. KKTC'de her şey pound ve euro üzerine satış görüyor. Ev kirası zaten en az 300 pound. Halk buna nasıl geçinecek ve elinde ne kalacak? Hastalığı var, alışverişi var, giyimi var. 15 günde avuçta bir şey kalmaz. Devletin daha çok halkına yardım imkan sağlayıp zorlukları gidermesi gerekir. Döviz yükselmesinde başta ülkenin ekonomisi büyük krize girer. Bankalar eşdeğer Rum malına ait tapuda kabul etmiyor. Türk koçanlı iseler. Ama bu olması gerekir. İşte bu para girmesine imkan sağlar. Yani diyor. Devlet normalde aslında adada yapılan tüm garantörüdür. KKTC devleti beğensek de beğenmesek de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm tapunun tüm yatırımların garantörüdür. Ama böyle bir devletin başındaki bireyler eğer açıklama yapar ve derlerse günü gelince Türk malı dışındaki mallarda iade ve takas söz konusudur. İşte bankalarda yatırımcılar da buna göre pozisyon alırlar ve sizin anlık şovenizminiz bir ülke ekonomisinin ama bu şovenizm mi? Yani bu bir realite değil. Hayır, bir idari karardır bu bankalar için sonuç olarak. Ama sizin devletinizde çıkıp şunu yapmalı, bir yasal düzenleme yapmalı ve demeli ki elinizde olası tüm tapular benim garantim altındadır. Sözde der onu zaten. Sözde değil, yazılı olarak demek zorunda. Yani yok mu bunun zaten? Sözde bizi de bir ileri tanır ama yazılı bir şey yoktu ortada. O yüzden bazı şeyler söz uçar, yazı kalır derler. Bunun için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Yani tabii devlet size bir tapu verir. O tapu yazılı bir şeydir ve arkasında durur. Ama işte sizin bir başka statikonuz var, bir başka realiteniz var. O tapu siz verdiğiniz ama yorgonundur da aynı zamanda. İşte o zaman şöyle diyelim. Onu açamazsınız bir şekilde. Açarsınız aslında. Ancak çözümle açarsınız. Çözümle açarsınız. Ama çözümün başında şu prensiple oturursunuz masaya. Toprak konusu devletten devlete çözülür. Bireyden bireye çözülmez. Bu anlam planında da aynı hata vardı. Yani 10 yıl... İşte orada Avrupa insan hakları falan filan yani, geliyor. Şey ama bunu siz bir ülkeyseniz, bir gelecek planlıyorsanız, ekonomi de dahil olmak üzere, bunu öngörüp düşünmelisiniz. Bu bizim konuştuğumuz kadar basit değildi elbette ama bunu daha önce çözen birçok örnekler vardı Almanya başta olmak üzere. Ama biz yaşadığımız sıkıntılarda, şu an ciddi söylüyorum ben, devlet sırtını dönmüştür halka.
bu yükselen döviz karşısında yani açıklama duyuyorsunuz işte bazı arkadaşlar diyor ki işte euro kullanımına geçelim. Bu mümkün değil. İşte ev kirası TL olsun, her şey TL fiyatlansın. Piyasa kendinden gelir. Siz ev kirası TL verseniz bugün ev sahipleri 6 ile çarpacak. Yani bir şey euro, fark etmez. Euro kullanımı zaman zaman gündeme gelir. O yani, nasıl mümkün değil. Yani, şu anki realiteye uymuyor bu. Çünkü sizin bunun için birçok şeyi düzeltmeniz lazım. Birçok çok ciddi bir ekonomik yapılanmadır bu. Dolayısıyla sizin şu an en büyük finans oyunuz olan insanlar da Türk lirası kullanıyor. Yani Türkiye'de Türk lirası kullanıyor. Ama komik olan şey şu. 80 milyon gibi bir piyasanın altında eziliyor olmanız çok trajikomiktir. İhracatta bile size Türkiye ciddi ambargo koyuyor. Bakın ihraç ederken ben malımı koyuyor. İthal ederken ben malımı devletim vergi alıyor. Yani bugün İstanbul'daki, İzmir'deki, Antep'teki bir üretici nakliye dahil ürettiği fabrika çıkışlı ürünü Güney Kıbrıs'a daha ucuza gönderebiliyor. Gümrük veriyor. Aynen öyle. Bende yok. Peki Türkiye ile benim anlamda bunun planlanması, bir zamanlar Akdeniz kıyı anlaşması falan yapılmış. Çok mu zor? Değil. Kimlerin işine gelmiyor? İşte bazı bireylerin işine gelmiyor. Yani ithalat da ihracat da bazı insanların işine gelmiyor. Yani Türkiye'de de zaman zaman özellikle peynir ithalatçıları ayağa kalkar. Kıbrıs'tan bu kadar ürün Türkiye'ye gelmesin. Kıbrıs sıkılsa sıkılsa, üretse üretse, bir ayda üretsin 100 bin ton peynir. Türkiye belki de Türkiye'de ayda 10 milyar ton peynir. Allah'ım ben külliyen üretsem ne olacak? Hı. Ama işte oranın belli odaları, belli kurumları, devlet dışındaki iş adamları belli çatılar altında toplanıp bu karşıt görüş ortaya koyup kendi ekonomilerini, kendi ekonomileri içerisindeki pazar paylarını korumak için savaşırlar. Bizde öyle mi? Hayır. Bizde bireyler yalnızdır. İş adamlarımız bencildir. Herkes kendi teritoriyasını korur. Diğerinkine karışmaz. Hani ben ölmeyeyim geri söylesin ben 1000 yıl yaşayayım bana yeter mantığıyla. Böyle olunca da ekonomi tek bir elden yönetilemez. Hiçbir zaman karşı dinamikler işleyemez. Hükümet kavalcıdır, çalar. Onu takip eden failler de köye girer veya girmez. Bu kadar basittir yani. Ve bizi bu umarsızlığımızdan dolayı ki burada birinci örgütleneceğimiz nokta ticaret odası, sanayi odası gibi birliklerdir ki bunlar da bence kanaatimce gerekli yaptırımı, gerekli fiziki karşılığı vermiyorlar. Çünkü herkesin menfi beklentisi farklıdır. Dolayısıyla da arada ezilen bir halkla sürekli aynı cümleleri kurarak konuşuyoruz ki ben söylüyorum bugün 2.90 dolar 4.60 sterlin Türkiye'deki seçime kadar bizi daha çok zor günler bekler. Ama ilginç değil midir biraz da şey yani bu örgütler de önemlidir. Zaman zaman biz de bunları dillendirmeye çalışıyoruz ama bu örgütün üyeleri de aslında çok zor dönemlerden geçirilir. Tabii yani ki. Belli başlı büyük şirketler ama hiçbiri bunu gidip de istediğini veya beklentisini ticaret odası veya sanayi odası üstünden çözmez. Üye olduğu birlik üstünden çözmez. Bireysel ilişkileriyle çözer. Yani direkt olarak ilgili siyasiye gider. Kendi sıkıntısını kendi çözer. Bu kadar basit. Yani Kıbrıs'ta öyle ürünler vardır mesela ürettiğimiz. İthalat fiyatıyla üretim fiyatı arasında %50 fark vardır. %30 fark vardır. İthali daha ucuzdur. Zorla burada üretmeye çalışırız. Sonra biz bir yasa yaparız. Deriz ki ithal mi etmek istiyorsun sen bunu? Ha. Önce yerlinin ürettiğini alacaksın. Ne kadar alırsan 1,5 katı ithal hakkı vereceğim sana. Siz böyle bir şey duydunuz mu hayatınızda hiç? Siz böyle bir şey duydunuz mu? Bu ülkeye örneğin donmuş patates getirmek isterseniz, ithal etmek isterseniz, üreten bir kişi vardır. Ondan alacaksınız. Donmuş patatesi. Onun bütün stoğunu tüketeceksiniz. Ondan aldığının 1,5 katı kadar ithal et iznin var. Bu nedir ya? Bu ambargoyu kim koydu? Biz kendi kendimize niye böyle bir ambargo koyup üretimi destekliyor musun? Anlamında. Hiç böyle bir destek olmaz. O zaman birey halkı pahalı yer. Öyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. Çünkü sizin bu patatesinizi tüketen oteller vardır. Ciddi büyük işletmeler vardır. Bunların girdi maliyetlerini siz bu şekilde yükseltip insanları mecbur bırakırsanız bu şeye bütün fiyatlar otomatik olarak etiketler yukarı çıkar. Ve sizin rekabet şansınız ortadan kalkar. Ama o zaman da üretim, yani eğer bakın, tamamen giriş serbest olursa şöyle, o zaman da üretim mi biter? Tamam da yani her şeyi üretmek zorunda mıyız biz? Ha tamam. Bitti. Bunu belirlemek bunu lazım o zaman. Yani bugün, patates üretmemiz lazım. Yani patates cenneti değil aslında burası. Çok iyi burası. Söylüyorsun da dondurulmuş olan patates sanki patates biliyor musun? Kıbrıs patatesi değil. Çünkü Kıbrıs patatesi dondurulamaz. Patatesin tohumunu da ithal ettik.
ektik. Farklı bir patates donduruyoruz. Bizim tamam, patatesin değil. Bilmiyorum, bunlar teknik. Ben teknik olduğu bildiğim buna çok karşı duruyorum. Veya bulgur, bana anlatın ya. Bulgurda da aynı olay var. Bulgur yok şu an piyasada. Bulgur. O noktaya geldi yani bu ülke. Dolayısıyla o yasak, bu yasak, şu yasak, yani böyle bir şey yok. Ha, siz rekabete kapatılırsanız 3 gün sonra çözüm olacak. Öyle veya böyle. Ne yapacaksınız? Diyecek misiniz mülk alamaz yabancı? Yok. Yabancı dediğin 20 milletli adam var artık senin vatandaşın olan. İsteyen istediği gibi gelir. Bu ürün yasak. Yok, o da gelecek. E sen ona hazırlanmazsan, onun yasa prosedürünü durmazsan, bu ekonomiden şimdi yararlanmazsan, bu kaynakları şimdi bu ülkeye getirmezsen, o zaman başka. Yaparsın bir yasa. Dersin ki arkadaşım, yatırım için bu, bugün Dubai'de farklı ülkede de değil, %10'u Kıbrıs'ın olsun, %20'si Kıbrıs'ın olsun veya Kıbrıs arazi karşılığı ortak yesin, limanlar yapılsın, büyük oteller yapılsın. Bırak insanlar gelsin bu ülkeye. Aksi takdirde çözümden sonra ne olacak biliyor musunuz? O 20 farklı ülkeden olan AB çatısı altındaki insanlar gelip bu malları toplayacaklar. Satmayacak mıyız? Yasa mı koyacaksın yasak? Hayır, yapamazsın. O zaman şimdi ben dardayken niye buna izin vermiyorsun? Yani kendi vatandaşını koruyucu, yasal ambargoları, kendi kendimize koyduğumuz ambargoları kaldırmıyoruz. Ha, bu bir şeye sebep oluyor mu? Şuna sebep oluyor. Bir, KKTC ekonomisinin daralmasına, iflasına, ama en önemlisi de şuna. Bugün bir dönümden fazlayı bir yabancı alamazsa kim alabilir? Kıbrıs'tan Kıbrıs'ta. Demek ki bu mallar hep, isterseniz dökün şimdi, belli bir zamanda belli bireylerin elini toplamıştır. E mutlaka tabii. E. Parası olan, belli parası olan alacak. O zaman yani? Siz krizi sürdürerek belli kesimlere menfaat sağlıyorsunuz. Dolaylı yoldan. Doğal yoldan veya dolaylı yoldan fark etmez benim için, ama siz ekonomiyi dikine büyütüyorsunuz. Birey bazında paralel büyütmüyorsunuz. O zaman da ben yok olacağım demektir bu. Bu kadar basit. Çünkü ekonomi içerisinde geçinemeyen bir birey çocuğuna, eşine, sağlığı, eğitimi, geçimini sağlayamayan bir insan o toplumdan göç edip daha ucuz bir noktaya taşınmak zorundadır. Bu kadar basittir matematiksel olarak ve sosyal olarak. Dolayısıyla bunu şu an sağlayan kim? Çin'deki olumsuzluk mu? Hayır. Amerika'daki FED'in durumu mu? Hayır. Ben kendi evimin içine kendim bakarım. Yani kapitalist olarak bakarım. En azından bu söylediğiniz şeyleri yapsak bir nefes alacak alanlar açılır bize. Nefes almaktan fazlası olur. Tuğ Bey, çok ciddi anlamda söylüyorum. Nefes almaktan fazla. Siz dışarıdaki olur. Yatırımcıyı biliyorsunuz. Tabii çalışıyorsunuz ki. Dış yatırımcılarla. Ciddi bir ilgi var yani. Çok ama büyük yasalar bizi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani siz bir insan geliyor, atıyorum, Girne bölgesinde ciddi bir yatırım yapmak istiyor. Adamla konuşuyorsunuz. Adam size diyor ki bugün diyor işte güneye gittim diyor. Açık konuşalım. İşte Baf'a gittim, Limassol'a gittim. Bir apartman dairesi beğendim. İşte yatırım yapmak istiyoruz. İşte bir 10 aileyiz. 5 kişi, 5 tane apartman dairesi alacağız. Her biri 280 bin euro. 250 bin euro. Girne'yi görüyor adam. Diyor ki aman ne güzel dağ, ne güzel şehir, aman ne güzel. Ruslar da öyle. 60 bin istedin, 80 bin istedin. Diyor ki daha ucuz. Adama diyorsunuz ki bir tane ha. Yani ben şimdi 10 bin konutu satmak için 10 bin yabancı mı bulacağım? E bu durumda öyle. E öyle. İşte bu dolayısıyla bunu hangi gerekçeyle çıkarsanız yola çıkın. Bunu eğer başka insanlar yapmamı istemiyorsa, yani başka dış faktörler diyorsa ki bu yasayı değişme, o zaman bunun yarattığı ekonomik yıkımın bedelini ödemek zorundalar bana. Çünkü bu... Ödemiyor mu? Ödemiyor o zaman. Ödemiyor. Çünkü bir şekilde gidiyor. Bakın yani. Nüfus ve toprak ekonominin temelidir. En büyük sermaye bu ikisidir. E ben bu ikisinden yararlanamıyorum. Zaten nüfusum tüketimini artık başka yerden yapıyor. Ya Türkiye'ye gidip alışveriş yapıp geliyor. Ya güneyden alışveriş yapıyor ağırlıklı olarak. Çünkü iş piyasam devletin yanlış uygulamalarından dolayı pahalandı. Çok pahalandı. E toprak sahibi toprağını nakde çevirip yeni bir yatırım veya borcunu yapılandırmaya gidemiyor. Çünkü hem satışta yüksek vergi var. Hem ipotekte yüksek vergi var. Kredi borcunu değilsen de yüksek vergi var. E ne, bu nedir yani? Devlet hep tek taraflı keser. Ki anayasadan bir madde var. 75. madde. Devlet adil olmayan vergileri halka dayatamaz. Bizde adil olan vergiler çok daha azdır. Çok daha azdır. Yani bugün konuşuyoruz. Devlet ansızın diyor ki, çıkıyor biri işte kulaktan duyma olduğu için, lüks tüketim mallarına, evet, lüks tüketim mallarına vergi koyacağız.
Lüks tüketim malı nedir? Bana biri anlatsın. Çünkü bende öyle araç herhalde. Herhalde. Çünkü bende öyle alkol, sınıflandırma sigara, da yok. Muhtemelen. Evet, sınıflandırma da yok. Ha bunu da yapamazsın. Niye biliyor musun? Yaptığın an aynısı eşdeğeri yok mu Güney'de? Var. Sınır hattından geçer, alır gelir. E zaten 2003'ten sonra bu dengede kuruldu biraz. Ve piyasa biraz ucuzladı, hatırlayın. Evet, tabii. Piyasamız öyle ucuzladı. Şimdi de Güney'i baz aldığımız ve fiyatlıyoruz. Ben Güney'i alıp KDC ekonomisini fiyatlıyorum, dengede kalayım diye. Ama o taraftaki işveren veya ithalatçı gümrük birliği içinde olduğu için %25... Maliyeti daha ucuz. Bir de ekonomi daha büyük. Daha ucuza çekebiliyor tabii malı. O zaman devlet burada oturup şapkasını öne koysun ve desin ki hata bende. Ne Türkiye'de, ne Avrupa'da, ne global ekonomi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin yaşadığı infialin temellemediği beni 2010'dan sonra... O zaman daha açık konuşalım. Şimdi bu ekonomiyi şekillendiren biz miyiz, değil miyiz? Tamam, onu da koydum ortaya. Şimdi gene ekonomik program hazırlayacak birkaç ayın içerisinde. 3 yıllık ki hazırlarız zaten 3 yıl. Bunda işte en çok eleştirdiğimiz konu Kıbrıslılar yapmaz bu ekonomik paketi derik mesela. O dönemin iktidarı kimse yok, biz yaptık. Onun da kavgasını. Bunların hiçbiri yoktur bunların içinde. Yani konuşulmaz bu tip şeyler. Biri bize gelir ve der ki, çok açık söyleyeyim size. Baylar, çerçeveniz bu. Denk bütçe için ve iyi bir ekonomi için çerçeveniz bu. Adam size demez çerçevenin içindeki bu nokta, bu nokta, bu nokta, bu nokta. Sizin beceriksizliğinizdir bu. Bir daha açıklıyorum. Ve net söylüyorum. Bu yasal düzenlemeleri yapamamak, ekonomiyi bir bütün ele alıp değerlendirememek KKTC'deki bürokratlarımızın, siyasilerimizin ve devlette çalışan görevli arkadaşlarımızın, herkesi buna şey yapmıyorum, herkesi katmıyorum ama ağırlıklı olarak böyle söylüyorum. Sonuçta politikayı onlar belirler. Herkes Türkiye'yi suçlar. Ondan önce herkes ambargoyu suçlardı. Yarın o bir gün hepimiz Brüksel'i suçlayacak. O bir gün de var olmayı suçlayacak. Yani çözüm olsa Brüksel'i suçlayacak. Tabii canım, yapacak bir şey yok. Ama hep birini suçluyoruz. Ben soruyorum ya, bu ülkede uluslararası banka var mı? Var. Hatta Güney'de bile yok. Bu ülkede uluslararası otel markaları var mı? Var. Bu ülkede uluslararası franchise'lar var mı? Var. Nasıl bunlar ambargoya dahil değil? Bugün ben gidiyorum Fransa'ya bir yatırımcım için. Adam bana diyor ki istersen Hilton'u getir. Parasını ver getir, ne fark eder? Yok bir şey. Bizdeki ambargo, ki siyasilerimiz yıllarca oyalana sığınırdı. Belli dönemlerdeki siyasilerle belli dönemdeki iş adamlarının ortak kurmuş olduğu menfaat zincirinin adıdır. Bunu ambargoyu yuttuk yıllarca. İnternet oldu mu oldu, keşfettik ki öyle bir şey yoktur. Sonra hemen suçlu, hop Türkiye olsun. Türkiye'ye bağıralım. O da suçlu. Şimdi yavaş yavaş görüyoruz ki ondan da bir şey yok. Kimi suçlayacak bir şimdi? Bir şey yapmak istiyorsan yap. Yap. Çin'i suçlayalım o zaman. Veya gidelim Fed'in önünde şey yapalım. Pankart alalım. Pankart açalım. Yarın Brüksel'e suçlayacak. Ondan sonra diyecek ki suç gene şeyin Osmanlı'nın. Çünkü Konya'daydık. Sürdü bizi buraya. Bıraksaydı Konya'da mutlu olacaktık. Böyle bir şey var mı ya? Ben iddia ediyorum. Beni şu an yöneten siyasilerime mesela da 10 hektar dönüm vereyim. Sıfırdan bir şehir kurun diyeyim. Kuramazlar. Aynı problemler gene olur. Bu bizim vizyonsuzluğumuzla ilgili. Artık biraz aynaya bakalım. Onu bunu suçlamayı da bırakalım. Ha, ekonomi çökecek mi? Belki de en büyük sıkıntımız o. Dinamik çökmediği için. Evet. Hep yaradan başlattığımız için böyle. Bırakın çöksün. Yani sürekli tek ayak üstünde sekmeye yani, devam ederiz. Ne olacaksa olsun o zaman. Dibe vurup sıçrama yapmak lazım. Aynen öyle. Ha, bunun için de devlet... Birey ama halkını düşünüyorsa... Ama vurduğumuz mu farklı olur. Tabii çünkü ki. Siyaseten bu defa hedef başka noktalara gider. Birey olarak senin devletin şu an korunmuyor. Yani öyle komik şeyler var ki Aytu Bey. Benim devlet planlama örgütüm veya ilgili istatistik birimlerim diyor ki enflasyon şu. Bir bakıyorsunuz yaptığı açıklamaya. Türkiye'de enflasyon daha yüksek, bende daha düşük. Hatta dövize bakarsanız İtalya yaşayan bir ülkede, her şeyin ithalattan tüketen bir ülkede kur farkından daha düşük enflasyon çıkıyor. Demek ki biz gelen Türk lirası paralarının üstüne ya bir sıfır koyuyoruz ya da fotokopi makinesinden çoğaltıyoruz. Yani ekonomist olmak da gerekmez bunları yorumlamak için. Bu kadar bariz ve nettir yaşananlar. Ama maalesef üzücü çünkü hiçbir şekilde bunlar için bir tedbir alınmıyor. Evet. Olmadığı sürece de böyle devam edecek. Tartışmaya devam edecek. Ancak yeni siyasi vizyonlar gelişene kadar... Ama onunla ilgili de birazcık öyle ucundan siyasetle yapalım. Çünkü siyasete daha çok yabancı biri değilsiniz sonuçta. Ya uzağız.
Yeni siyasi yapılanmalara ihtiyaç var mı memlekette artık? Şimdi bir seçim önceydi. Ne zamandı? 2014, 13'te miydi seçim en son? 14'te miydi? Karıştırmayayım. Artık bir cumhurbaşkanı, bir belediye hepsi birbirine girdi. İki sene önce. Herkes yeni vizyonla girdi, yeni isimlerle girdi. Yani işte gençler, şeyler, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi bu konuda ciddi gençlere yer verdi. İşte parlamentoda yer aldı birçok. Girdiler. Hangisinin söz hakkı var? Hangisi hükümette fiziken yer aldı? Hangisi bir şeyleri değiştirmek adına bir şey yapabildi? Dolayısıyla tamamıyla halka oynanan bir kandırmaca oyunu gibi bir şeydir bu. Bir yeni vizyona ihtiyaç var. Ancak bu vizyon da tabii ki seçilir mi noktasında çok büyük endişelerim var. Çünkü halkımızın belli bir kısmına şöyle bir şeye alıştı. İki tane konu var burada. Bir, bana ne vereceksin ki ben sana vereyim? Ya. İki, biz futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutarız bu ülkede. Fanatiyiz. Birazcık şey olmadı o iş. Şimdi biraz kırılır gibi oldu. O da nereden biliyor musunuz? Baştaki yöneticilerin değişmesindeki kırgınlıklardan yoksa siyasi görüşten değil. Yani ben Ahmetçiydim, Ahmet gitti, Mehmet geldi, Mehmet Ahmetçileri sildi de ondan dolayı oldu. Yoksa birey kendini evrimleştirmedi. İstediğine cevap alamayınca küstü da değişti. Ama esas konu o kadar bir menfaat çakışması var ki bu menfaat zincirinin bir an önce kırılması gerekir. Belki de bütün sistemin değişmesi lazım. Evet. Bunlarla tartışmak lazım ama İbrahim, ekonomik olarak ciddi sıkıntılarımız var. İbrahim Bey'in katkı koyduğu bir konu var, onu da okuyalım. Konuğumuz çok değerli Saydam Bey'e selamlar. Katkı koymak amacıyla biz de 2004'te Oray 10 Boğazköy Girne'den ev satın aldık sitede. 3 hali araziye yapılmış. 11 yıldır ne mahkemeler ne devlet bir çare üretemiyor. Ne yıkıyorlar ne tapu veriyorlar. Orada Bulut İnşaat mağdurları her yerde, bir de mağdur edilmiş. İnsanlar cenneti olduk. Saygılar demiş İbrahim Bey. Yani bakın düşünün adamın evinin, İbrahim Bey'in evinin bir tapusu olsa belki şu an İbrahim Bey'in borcu vardır. Evi satabilecek bir durumda olur. Ekonomiye bir nikit girişi olur. Döner yani. Bütün her şey, toprak, nüfus, bunlar birebir çok bağlantılı şeyler ve devletin çözmesi gereken ivedi konular bunlar. Ya. Neyse, size şeyler de geliyor. Harika bir konu, korkmadan açık konuşuyor. Ben de tebrik etmiş sizi çağırdım diye. Ali Bey de onu da aktarmış olalım. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Hepimiz tabii ki büyürken veya televizyon ekranına çıktığımızda bir şeyleri söylerken itina ederiz, dikkat ederiz. Yani aman ticaret hayatıma bir şey olmasın, aman şuna da bir şey olmasın, aman kimseyi kızdırmayın, aman o olmasın. Ama bugün öyle bir noktaya geldik artık. Bu işin ne amanı kaldı ne de yamanı kaldı. Çünkü hani eskiden dedik ya bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemikten de içeri girdi. Ve acıyı hissediyor artık. Acıyı hissediyoruz. Ve eğer birileri buna dur diyecek değilse veya açıkça bunları tartışmayacaksak, artık tartışmayalım. Hatta konuşmayalım. Yani yarın kimse de ekonomi programı da yapmasın. Çünkü zaten tribünlere oynuyoruz. Yani ben şahsen 37 yaşında bir insan olarak açık konuşayım. Bana bugün diyorlar ki devlet ne yapması gerekir sizce? Ben devletimi 37 yıldır başında hissetmemişim ki de şimdi bekliyorum. Üstelik devleti yönetenler bana diyorsa ki oturup bakalım 2.90 oldu kur, ne yapabilirik? Dün 2 ay önce de 2.70'ti. Bu buraya 1.60'tan geldi. Yani şimdi mi? Ha ben şimdiki hükümete hiç eleştiri getirmiyorum. Önceki yana getirmiyorum. Ondan önceki yana getirmiyorum. Niye? Çünkü ekonomi gibi, dışişleri gibi, eğitim gibi, sağlık gibi konular uzun devletin vadeli, uzun vadeli politikalardır. Planlı, hangi programı hükümet gelirse gelsin devamlılık arzdır. Bu çocuk oyuncağı değil ki ekonomide, sağlıkta. Ki bizde çocuk oyuncağı olduğu için bütün hepsini batırdık. Hepsini batırdık. Her gelen kendine göre bir pozisyon aldı çünkü. Ama şu an yaşadığım kriz, KKTC ekonomisinin yaşadığı krizi, döviz yükselmesi, evet, döviz yükselmesinde suçlu ben değilim. %65 oranında Türkiye'nin iş dinamikleridir, 35 oranında global ekonomidir, kesinlikle. Ki daha da tetiklenecektir. Ama KKTC ekonomisinin bu duruma düşmesi, 37 yılı boş verin, son 7 yıldaki beceriksizliğimiz tamamen KKTC devletine aittir. Hükümetleri eleştirmiyorum. Bu devletin ekonominin
esinden anlamamasından kaynaklanmaktadır. Kesinlikle bu kadar basittir. Hiç tartışmıyorum bile bunu. Tartışacak olan siyasetçi varsa da buyursun gelsin. Çünkü yasayla konuşurum, gerçek örnek veririm, açıklayamazlar ondan sonra. Yani siz bugün devlet kendi menfaatine olan her şeyi alacaksın ama birey arasındaki ilişkiyi düzenlemek için yasa yapacaksın. Yoktur böyle bir şey. Sen eğer devletsen, siz duydunuz mu şeyi? Bütün dünyada bu kriz patladı. Mecliste temsil edilen siyasi arkadaşlar hepsi önce dedi ki ya tasarrufa gidiyoruz. %20 bizden kesin. Yunanistan'da bunu yaşadık. Evet, değil mi? Evet. Biz de ne zaman yaşadık bunu? Biz yaşamadık, yaşamayacaktı. Sonra 55... Ben hiç unutmam, bu örnek her açıldığında söylerim. Kıbrıs Sivri'deydik. O zaman gene sayın dışarıda kalp program yapardı. Dışarıda ben de izlerim, kajı yazarım falan. İrsen Küçük Başbakan dedi ki bugün dedi çıkacağım programdan gidecek, arkadaşlarım zaten toplanacak. Ve bu gene bu şey vardı, ekonomi gene aynı şeyler. İlk bizden kesilsin işte maaşlardan %10, %20 bu teklifi götüreceğim. Aylar geçti üstünden. Hiçbir şey olmadı tabii. Zaman zaman sorguladık. Tekrar geldi sonra İrsen Bey bir başka programa. Sorduk. Sorduk dedi, söyledik arkadaşlara ama pek kimse yanaşmadı. Bu işe yapamadık. Ama o dönemde gene vatandaşlardan neyseydi o yapılan kesintiler, şunlar bazı bunlar dengeler oldu onlar. O kadar basit değil ki Aytun Bey. Bakın bir örnek vereyim. Şimdi geçen gün siz devlet olarak çıktınız, dediniz ki ben asgari ücrete 55 TL zam yaptım ortalama. İki açıdan değerlendirelim konuyu. İşveren ve çalışan açısından. Bir kere çalışan 55 TL'yi alınca mutlu mu oldu? Ben size söyleyeyim. Aynen şu yorumu yaptı. Dalga mı geçiyorsun? Ama 55 TL attı maaşı. Bu çalışan bakımından. İşveren bakımından bakın. İşveren de şunu dedi. Yahu eskiden 100 dolarlık mal için 100 dolarlık 200 TL'ydi. Öderdim 2 lira vergi. Şimdi bu 100 dolar oldu 300. Öderim 3 lira vergi. Hem vergim arttı hem personel maliyetim aldı. Ben ne yapacağım? Batıyorum diye isyan etti. İkisi de mutlu değil. Ama devlet şunu yapabilirdi. Kendi peşin aldığı vergiden taviz verip oradan işvereni hafifletip işçisine zam yapmasını, asgari ücrete zam yapardı. Hem o ücrete zam olan işçi daha bir hevesle, daha bir motive çalışırdı. Daha çok üretirdi. Hem de işveren için ekstra maliyet olmazdı. Ama bir devlet bunu bile düşünemiyorsa ve sadece kendine yontup adam diyor ki oturup bakacağız. Bakacağız. Bugün ne kadar ne bakardın? Bakacağız. Kızarım çünkü şey. Şimdi şöyle. Ben bir şirket yönetiyorum kendimce. Büyük bir şirketim var. Ben çalışanıma eğer dersem ki baylar tartıştığımız konu budur. Bununla ilgili ne yapacağımıza bakacağız. O masada oturanlar der ki aha kaptan gideceği yeri bilmez. Yandık. Siz bir gemideseniz kaptan der ki bakacağız rotaya da konuşalım. Kara nerede? Bakacağız. Yok böyle bir şey ya. Çok basittir bu. Sen bana o güveni vermezsen, yatırımcına, iş adamına, toplumuna vermezsen, belki de bizim tartışmamız gereken odur ha. Yani ekonomiyi de boş verin. Genel kronikleşmiş sorunlarımızı toplayın. Belki de lidersizlik de eksiğimiz. Bilmiyorum yani. Çünkü tamamını aynı anda düşecek insanlara ihtiyacım var benim. Yani bugün şimdi ekonomiyi ele aldılar. Dövizi. Ekonomideki tek sıkıntı yönetim döviz değil ya. Mekanizmasındaki bu evet, boşluklardı. Yani her şeyimiz. Şimdi fakat geçmişte de vardı. Biz çocuk olduğumuz zamanında da vardı. Ama çok güçlü bürokrasisi vardı bu ülkenin. Belki hani çünkü çok eleştirdiğimiz anlamda söylemiyorum. O nesil emekli çıktı ama işte. Yani emekli çıkmayan da zaten pasivize edildi. O da olabilir ama yerine yetişmiş insan değil de sıradan insanlar gelmeye başlayınca bu kendiliğinden son 15 yılda ortaya çıktı. Görünen odur galiba dışarıdan baktığımızda. Evet, çok keyifli program oldu. Ben teşekkür ederim katkı koyduğunuz için. Ben tekrar teşekkür ederim. Zaman zaman sohbet etmeye devam ederiz diyelim. Kolay gelsin size. Sağ olun Mehmet Bey. Efendim Mehmet Saydam'la birlikteydik bugün. Tabii konumuz da ekonomi oldu. Yapılması gerekenler üzerine konuştuk. Ama görünüyor ki top devlette, devleti yönetenlerde, onların atacağı adımlarla belki biraz olsun bu ülkede daha farklı noktalara gidebiliriz. En azından verilen örneklerden o ortaya çıkmış oluyor. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ülke gündemini konuşup tartışmaya. Yarına kadar herkese iyi günler.